Arkadaşlar merhaba, ben Üçte işte Hoca. KPSS Türkçe kampımız bomba gibi devam ediyor. Dün biliyorsunuz KPSS Türkçe'de full çekmek aldı rehberlik videosuyla ile karşınızda olduğum bugün bir soru çözümü yapalım diyoruz. Ya iyi güzel konuları işliyoruz falan filan da ne kadar oturdu konular, ne kadarına hakimsiniz, hangi konularda eksiğiniz var... Soru çözümüyle hem o eksikleri gidermiş olalım. Hem de şöyle güzel bir tekrar olsun ya. Adam akıllı ne yaptık ne ettiysek hepsinin soru halini görelim mi? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Gelsin ekranımız. Gelsin tabletimiz. Haydi hocam. İlk soruyla karşınızdayız. Bir sözcükte yapı sorusu. Bakın arkadaşlar. Yanlıştır diye sormuş. Mutlaka ama mutlaka. Olumsuz köklü sorularda. Hele ki böyle cümle inceleme sorularında. Aşağıdan yukarıya doğru başlamak zorundayız. Cevap Adana bile çıksa Edirne ile başlamalısınız. Hem çok hızlı çözdürür hem de acayip zaman kazandırır. Lütfen bunu deneyin arkadaşlar. Bu en önemli adımlardan biridir. Adana ile başlamayın lütfen bakmaya. Bu cümle inceleme sorularında, sözcük inceleme sorularında. Başlıyoruz. Beşinci sözcük belirtme durumu iki almıştır. Bakalım peşinizi. Peş. Sizin peşiniz peşinizi. Evet. I, i. Bakın dikkat arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de bir sürü ı-i I var tabi ama belirtme hal ekiyle, belirtme durma ekiyle iyilik eki karışır. Şimdi ne olabilir? Onun aklı, onun gelirse ancak o ı-i-u-ü I, I, iyelik olur. Onun peşinizi olur mu? Olmaz. Doğal olarak burada iyelik eki yok. Yani daha doğrusu oradaki i i iyelik eki değil. Ha ne hocam o? Belirtme durumu eki başka bir şey olamaz. İyelik eki hangisi peki buradaki? Peşiniz. Sizin peşiniz arkadaşlar. Aman dikkat. Buradaki iyelik ekimiz bu. Ama şu i i iyelik eki değil. Aman dikkat. i i yok. Peki belirtme durumu eki dedik arkadaşlar buna. Çünkü onun gelmedi başına gelseydi iyilik eki olacaktı zaten. Dördüncü sözcük yeterlik fiili eki almıştır diyor. Yeterlik fiili dediğimiz arkadaşlar ebilmek. Hatırlayacaksınız kurallı fiilde yapabilirim diyor ebilmek. Tamam bu da doğru. Üçüncü sözcük olumsuzluk eki almıştır diyor. Bakalım gece gündüz demeden çalışmanın da ötesinde. Çalışma etme gitme demiyor bu adam. Öyle demiş olsaydı tamam ben ona olumsuzluk derdim. Öyle demediği için isim fiil ekidir. Film ekidir dikkat. İkinci sözcük çokluk eki almıştır diyor. Sorumluluklar evet larlar çokluk eki. Birinci sözcük isimden fiil yapan hep mekan almıştır. Düşünen diyor düş. İn, yani düşünmek hayal anlamında değil mi? İnsanın düşünmesi, hayal kurması, düş. O anlamda isim olan düş tabii ki yere düşmek değil. Düşten düşünmek yani isimden fiil yapan yapmak var. Sonra da fiilden isim yapmış düşünen derken ama önemli değil. İsimden fiil yapmış mı? Yapmış hocam. Bir de bir unutmuyoruz. Bu tarz sözcük ya da cümle inceleme sorularında yani şıklarda birinci cümlede şöyle bir şey var, ikinci cümlede böyle bir şey var gibi olumsuz soru köklerinde lütfen Edirne ile başlayın arkadaşlar incelemeye. İnanılmaz hızlı çözeceksiniz. Bunu kesinlikle deneyin hocam. Peki gelsin bir diğer sorumuz. Hadi buna bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi eşitlik eki dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Ca, C değil mi? Belirtme durumu eki I, I, U, Ü. Tamlayan eki dediğimiz ın, in, un, ün ya da nın, nin, olabilir. Şahıs eki dediğimiz yaptım, ettim, işte yaptın. Üçüncü de ı, I, i olabilir, olmayabilir ya da yaptık, yaptınız, yaptılar. Ya bir sürü değişebilir. Gereklilik ise arkadaşlar malı, meli biliyorsunuz değil mi? Haydi başlayalım. Sorumluluğu almak önemli. Varsa giden biri ardına bakarken olmalı. Sindiremeyen oldukça matemi. Aklın yolu, aklın yolu. Bakın dikkat. ın in, in ne var hocam burada? Tamlayan ikimiz var. Hemen altta gözüme çarpan bence kelimesi var. Eşlik eki hocam. Bu da tamamdır. Aklın yolu derken ı i i yeri kekidir tamamdır. Bir ayrılık varsa eğer bence bunlar da değil, sevgi önemli diyor. Burada malı meli, olmalı, bakarken olmalı. Hemen bunu bir yakalayalım hocam. Süpersiniz. Başka bir şey var mı? Yaptım, ettim, gittim diyen bir şahıs eki çok fazla göze şu an için çarpmıyor. Bakalım nerede çarpacak varsa. Belirtme durumu ekin'e baktığımız zamansa sindiremen oldukça matemi. Onun matemi değil arkadaşlar. Tek başına tabii ki onun gelir ama cümleye bakmalısınız biliyorsunuz ki. Mesela onun aklı oluyor ama... Aklı çok karışık dersem bakın onun aklı burada oluyor aklı çok karışık dediğimde iyilik eki ama aklı korumak gerekir desem cümle bu olsa aklı korumak gerekir. Onun aklı korumak ki hayır onun aklı ne olur değil mi olsa olsa onun aklı korumak gerekir olmadığı için aklı korumak gerekir ifadesinde aman dikkat ı i, I belirtme alekidir. Yani ı i'nin başına az önce söylemiştim benim senin onun geliyor mu ona bakacağız hocam. Onun geliyorsa mesela kesinlikle iyilik diyeceğiz. Gelmiyorsa belirtme hareketi diyeceğiz. Bunu nereye bağlıyoruz? Şuraya. Sözcüye tek başına değil cümlenin tamamına bakıyoruz. Sindiremeyen oldukça matemi, sindiremeyen oldukça onun matemi. Hayır, matemden matemi belirtme alekidir. Doğal olarak oradaki ı, i'yi böyle ayırt edebilirsiniz. Yeryüzünü bence en zor durumu hocam. Bak ben sana söyleyeyim. Türkçe ile ilgili, sözcük yapı ile ilgili en zor, en sağlam görüntü bu. İyilik ekiyle Belirtme durumu ekini ayırmanız tamam bütün mesele bundan ibaret şahıs eki zaten yok çünkü yaptım ettim gittim gibi bir fail kullanılmamış eylem kullanılmamış Evet arkadaşlar geldik bir çılgın soruya daha ne diyor bu tilerde diyor Şu aşağıdaki soruların hangisi yoktur hangisinin örneği bakın ikinci taktimiz gelsin bugünkü soru çözümünün Lütfen olumsuz soru kökleri altı çizili dahi gelse öyle bile gelse ki öyle geliyor mecbur öyle gelecek Siz yuvarlak için almayı alışkanlık haline getirin yoktur arıyorum falan deyin mutlaka tamam aman dikkat çok önemli Ürün düşmesi kaynaştırma, ünsüz benzeşmesi, ünlüden alması, ünsüz türemesi yoktur sorusu. Yani olumsuz sorularda önce seçeneklere bir bakılır. Sonra yürünür hocam. Seyir eyledim derken seyir eylemek, izlemek, seyretmek, ünlü düşmesini gördük. Tamam. Viran olmuşların meylettiği. TT. Çift ünsüzler ünsüz türemesini hatırlatmalı. Güzel ünsüz ikizleşmesini. Fakat çift T hocam net bir şekilde sertleşmedir, benzeşmedir. Çünkü meyletmek, bakın dikkat. Fıstıkçı şapın T'siyle bitti. Meyletmek, fıstıkçı şapın T'si. Neyle başlıyor sonra tıktık Tık Ha, ç, ya da K varsa o zaman benzeşme var. T, yan yana gelmiş. Net bir benzeşme. Neredesin hocam? Buradasın. Meylettiğini derken yumuşak G, ünsüz yumuşamasın açıklarda yok. Meylettiğini derken buradaki ne? Kaynaştırma. I, I belirtme onda işimiz yok. Sinmiyor derken yeryüzündeki bütün mı, mi, mu, mü'ler bir sözcüğün içinde yer alan bütün mı, mi, mu, mü'ler diyelim. Kesinlikle daralmadır arkadaşlar. Ayrı yazılan soru edatı olan mı, mı ile işimiz yok. Hani geldin mi, yaptın mı onunla işimiz yok arkadaşlar. Onun dışında bir sözcüğün içindeki yani sözcüğe bitişik yazılmış. Mimi mumülerin tamamı ünlü daralmasıdır. İstisnası yoktur. Doğal olarak daralmayı da buradan sin myor şeklinde yani hocam olumsuz ekinin daraldığını söyleyerek göstermiş olalım. Ne kaldı? Ünsüz türemesi o da olmasın. O da olmasın cevap olsun hocam bir zahmet. Ünsüz türemesi yok. Ünsüz türemesi neydi hocam? Affetmek, hissetmek, zannetmek gibi çift ünsüzlerin kullanımı. Yani ünsüz ikizleşmesi. E devam edelim haydi bir diğer soru gelsin. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden fazla örneği vardır diyor. Oba ünlü değişimi. Ünlü değişimi neydi hocam? Ünlü değişimi bana sana iki tane örneği vardı. Ünsüz türemesini hatırlıyorsunuz az önce konuştuk. Hissetmek, affetmek. Ünsüz değişimi yumuşama arkadaşlar. Eh, ünlü daralmasını biliyoruz zaten. Yorlar, genellikle yorlu kullanımlar ama her zaman değil. Yoru kapatıp öncesine AE getireceğiz. Aman dikkat, oluyorsa daralma var, olmuyorsa daralma yok diyeceğiz. Ünsüz düşmesini zaten hatırlıyoruz. Yükselmek, alçalmak, yüksekten alçaktan, adaş, adaştan falan bu. Eserin okuyucuyla önce seri bir şekilde okuyalım. Bir tanesi biraz sırıtsın. Eserin okuyucuyla ünlü düşmesi var ama ünlü düşmesi ışıklarda yok. Buluştuğu, ha yumuşak geyi yakaladım. Yer, İmza günü olunca işler değişiyor, işler de değişir. Dikkat, o da düz düzgün bir cümle. Evet. Okur kitabın derken kitap P var. Sanki yumuşamaya gidiyoruz gibi. Ünsüz yumuşaması var mıydı bu arada şıklarda? Ünsüz değişimi olarak var. Evet süper burada var. Herhalde ona gideceğiz gibi. Ötesinde yazarla buluşmak için oraya gidiyor. Gitmek. Evet süper. Ünsüz yumuşaması yazarından imza aldığı dıktık. Evet cevabımız kesinlikle ünsüz değişimi zaten birden fazla örnekledi. Yani şurada bitmiş olması lazımdı sorunun aslında ama yine de devam ettik arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yine de kitap artık okumasa bile onun için inanılmaz bir değer kazanıyor. Bu güzel bir şey. Kitabı burada yumuşamamız yine göze çarpıyor. Okumaya başladığınızda dıktık dık, dik yumuşamamız belli. Yazarıyla tanışmış olduğunuz yumuşak ya yumuşama düşüncesi sizi hiç yalnız bırakmıyor. Aslında hissedilen hissedilen derken etmekten yumuşam. Bu arada yumuşama buluyorum. Sadece onu iyice görelim diye. Bu duygu okuma isteğini de artırıyor demiş. İsteğini yumuşak ya birden fazla onlarca var, onlarca bir sürü var. Peki hocam ünsüz değişimi doğru cevap olacaktı. Devam edelim bir diğer soruya bakalım. Yukarıdaki altı ciddi tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir? Şimdi isim tamlaması olup olmadığını nasıl buluyoruz hocam? Araya ın-in -in getiriyorsunuz. Evet ın-in -in ya da nın-in. -in. Yani tamlayan eki geliyorsa iki sözcük arasına o isim tamlamasıdır. Gelmiyorsa sıfat tamlamasıdır gayet net arkadaşlar. Hiç soru işareti olmasın kafanızda. Mesela birikimlerinin tamamı zaten bu iki kelime arasında eki getirmiş. Bariz bir belirtili isim tamlaması o tartışmasız. Çalışma odasında çalışmanın odası neden olmasın değil mi? Çalışmanın yapıldığı oda tamam. Kimsenin aklından kimsenin aklı oluyor neden olmasın? Orijinal fikirleri, orijinalin fikirleri olmuyor abi. Orijinalin fikirleri ne demek? Olmuyor. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Herkesin önerisi zaten getirmiş. Bakın arkadaşlar. iki sözcük arasına ın, in, in, un, ün yani tamlayan eki geliyorsa kesinlikle isim tamlamasıdır o. Mesela şu isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Ayrılık şiiri desem. Haydi bakalım. İsim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? Hemen araya tamlayan ek getiriyorum. Ayrılığın şiiri ın, in, in, ha oluyor. O zaman bu isim tamlamasıdır. Tamam. Ya da mesela sanatsal yaratıcılık. Bunlar benim bu ikisi. Kliş klişe örneğimdir arkadaşlar. Bu örnekleri vermeden tamlama sorusu çözemeyiz dikkat. Sanatsalın yaratıcılık oluyor mu? Olmaz. Bu da sıfat tamlamasıdır. Tamam. İki sözcük arasına ın in, in ya da ın nin. yani tamlayan ki geliyorsa kesinlikle isim tamlaması gelmiyorsa sıfat tamlaması. Hocam ben şu soruyu sorarak sıfatı buluyorum. Bu soruyu sorarak isim tamlaması. Hayır vakit kaybederiz. Doğru bulabiliriz. Mesela isim tamlaması için ne, neyin, kimin gibi üç tane sorumuz var. Sıfat tamlaması için nasıl işte ne bileyim kaç, kaçıncı, kaçta kaç, kaçar falan mikrofonda bu arada vura vura gidiyoruz. Doğal olarak bir sürü sorusu var abi abi hangi hangi birini soracağız? Boş ver. Araya ın in getir oluyorsa isim, olmuyorsa sıfat tamlaması de geç gitsin hocam. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur diyor hocam. Soruyu da gözümüze sokma o kadar da yaklaştırma. Belgesi sıfat, niteleme sıfatı, sayı sıfatı, pekiştirme sıfatı, işaret sıfatı. Bu konuları, hangi konuları bu konuları? İsmin önünde ismi işaret ettiği için ben buna işaret sıfatı der miyim? Derim hocam. Hangi sorusunun cevabı ise işaret sıfatı derim hocam. Affetmem. Açmamak için çok gayret etti. Gayret etmek eylemdir. Ne kadar gayret etti çok mu zarftır konuştuk hatırlayacaksınız. Etti ama olmadı. Oradakilerin sessiz kalacak bir halleri yoktu. Nasıl halleri? Sessiz kalacak halleri. Bu niteleme sıfatıdır. Sessiz kalacak bir hal derken bir tane hal. Benim bir tane halim var bir de ikinci halim var. Hayır bu sayı sıfatı olamaz. Sessiz kalacak bir halleri herhangi bir halleri anlamında belgisi sıfattır oradaki bir. Hepsi birden konuyu açtı. Devingen konulardı. Nasıl konular? Devingen konular niteleme sıfatı bunlar. Oradan oraya akabilirdi. Son anlarda son an derken buradaki son sıra belirtir. Sıra sayı sıfatıdır. İlk ve son sözcükleri sıra sayı sıfatıdır uyuyorsun yalnız. Uyan. Vallahi böyle olmaz hocam. Canlanman lazım. Haydi bu enerji sana geçmeli hocam. Canlan. Devam. Ne diyor? Son anlarda düzeltebilecek kadarlar içerilerdi. Az vakit lazımdı onlar için. Az vakit. Ne kadar vakit? Az vakit. Oradaki az da belgesiz sıfattır arkadaşlar. Bir daha karalayalım A'yı. Pekiştirme sıfatı yok. Bu neydi hocam pekiştirme sıfatı? Şuydu. Mas mavi deniz gibi ya da mavi mi dikkat mavi deniz gibi tamam bütün mesele bu. Yani ya MPRS ile yapacaksınız masmavi pes pembe falan gibi ya da mımi -E soru edatı ile yapacaksınız tamam bütün mesele bundan ibaret var mı hocam sorumuz olmaz olur mu yeni başlıyoruz. Bu dizilerdeki 6 çizili sözcüklerden hangisi sıfat türündedir diyor. Hangisi sıfat türünde az ye parolasıyla çıktım yola diyor az yemek ne kadar yemek az yemek zarf Az insan gördüm bu yolda. Evet süper sıfat. isme söylüyor çünkü. Az konuşmak zarf, az içmek zarf, az görüşmek zarf. Doğru cevap kesinlikle. 2 numara olacak. Yeni başladık dedik ama son soru olabilir bu. Yok tamam bu son soruydu evet tamam. Bu son sorumuz arkadaşlar. Haydi tadında bırakalım istiyoruz. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türlerine örnek verilmiştir? Oba eylemsi sorusu %100 sorudur. Hepsi %100'dü bu arada arkadaşlar. yani şu ana kadar yazdığımız her şey %100. Çözdüğümüz bütün sorular diyeyim. %100 gelecek sorulardır kesin. Sorunlarını çözerken bizimle çözerken derken ken zarf fiil arkadaşlar. Bizimle fikir alışverişinde bulunması mame isim fiil harika çok etkileyiciydi sıfat fiil yok. Bu nedenle onu herkes sever ve ne söylerse yapacak bir vaziyette beklerdi. Yapacak bir vaziyet acekecek sıfat fiil ama diğerleri yok. Bir şeyler istediğinde dığında diğinde zarf fiil yapabilmek makmek isim fiil eyvallah. İçin herkes seferber olurdu sıfat fiil yok bu sefer. Onunla bir soruda çözüm bulan an en sıfat fiil. Söylediklerini yaparak giden ara kerek sıfat fiil an en sıfat fiil dık dik sıfat fiil. Hedefe varmak makmak ve kesin fiil süper. İsteyenler an en sıfat fiil doğru cevap denizde olacak. Her zaman iyi olmasa da söylediklerinin diktik sıfat fiil affetme. Çoğu birçok şeyi çözerdi ve insanlar da onun iyi niyetini anlamıştır diyor. Saygı duyuyoruz hocam. Doğru cevap kesinlikle 4 numara olacak. Güzel. Güzel. Saçı başı dağıttık ama değdi hocam. Vallahi değdi. İnanılmaz. Bu arada şu an video çekim yaptığımız bu oda hocam ee, yalan yok net. 40 derecenin rahat üzerinde yanıyoruz ya. Yani. Burası acayip sıcak çünkü sağdan soldan 150 wattlık bir burada bir burada hocam ışık var. İnanılmaz sıcak öyle böyle değil. Ve tabi ben şimdi bir oturuşta da bir tane video çekmiyorum. TRT videosu çekiyorum bir yandan bir yandan e, 9 10 11 12'lerin yazıları vesaireleri derken onlarca video çekiyoruz. Kapı tamamen kapalı ses gitmesin diye. Alttan ışıklar, üstten lambalar falan filan. İnanılmaz sıcak burası. Yani şu an erimiyor olmam ki erimeye başladım ama tam anlamıyla gözden kaybolmamış olmam bile mucize. Uzattın hocam. Hiç uzatmaya gerek yok. KAPS Türkçe kampı da bomba gibi gidiyoruz arkadaşlar. Neyle gidiyoruz? Hemen göstermek isterim. Kitabımız bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. bununla devam ediyoruz. Şu an uygulama kampını devam ediyorum. Bir yandan da TET Türkçe uygulama kampı. Uygulama fasikülleri arkadaşlar bunlar. Yani buradaki, burada işlediğimiz, konuştuğumuz konuları pekiştirmek adına buradan da uygulama yapabilirsiniz. İçerisinde arkadaşlar metinler var. Metinlerdeki yazım yanlışlarını bulunuz, ses olaylarını gösteriniz gibi onlarca farklı tarzda arkadaşlar metin çalışması var haberiniz olsun böyle değişik değişik metinler üzerinden uygulamalar yapıyorsunuz tamamında video çözümü bunu da bitirebilirsiniz KPS öğrencileri bunu da tabii ki bitirebilirler çok güzel konu gelişmesi için işinize yarar arkadaşlar uzattın hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere cümle çeşitlerine geçeceğiz cümle çeşitleri bittikten sonra ne yapacağız dur kampın gidişatını hemen sizlere söyleyeyim Cümle çeşitleri var sonra yazım var noktalama var sonra altın bozukluğu sözcük cümle paragraf oba çok önemli konular var burada kalın hocam içiniz rahat olsun bomba gibi gidelim. Bu arada KPSS KPS öğrencileri kanala abone olmayı lütfen unutmayın hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.